ben devrin imamına tabiyim inşallah. Bu yolda olduğum için de çok mutluyum hocam. Allah'a ulaşmayı diledim. Mürşidime tabi oldum. Hocam ben sizi dinledim, çok etkilendim. İlk defa bir hocadan böyle etkilendim ben. Kur'an'dan açıklıyorsunuz. Kur'an ne dediyse onu söylüyorsunuz bize. Ve tövbe almak istiyorum. Ben yeni tabi oldum hocam size. Ben 50 yaşına geliyorum. Allah bana bu yaştan sonra inşallah Allah'a ulaşmayı dilemeyi nasip etti. Ben daha önceden namaz kılmayı, ibadet etmeyi, oruç tutmayı sevmeyen bir insanım. Caminin kapısından geçmeyen bir insandım yani. Ama şu anda Cenab-ı Allah bana bunları öyle bir sevdirmiş ki oruç da tutuyorum, zekat da veriyorum, 7 vakit namaz da kılıyorum. Sizi dinlerken inanın ki huzur buluyoruz. Ben size sıkıntılı zamanda da şimdi çok huzurluyum. Ben bütün her şeyimi yapıyorum. O kadar mutluyum ki. Teşekkür ederim. Sizden Allah razı olsun. Hayırlı ve mutlu akşamlar değerli izleyenler, dinleyenler. Yine yepyeni bir Her An Kur'an, Her An Mutluluk programında hem sizlerle hem de muhterem hocamız Sayın Doktor Abdülcabbar Boran'la bir kez daha birlikteyiz. Muhterem hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sizi çok ama çok halimizden seviyoruz. Nasılsınız muhterem hocam? Hamd ederiz, şükür ederiz. Allah razı olsun. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz. Hamd ediyoruz, şükür ediyoruz Muhterem Hocam. Sizler umarım mutluluğunu bir kez daha yaşıyoruz. Hayırlarda yarışmak. İnşallah bugünkü konumuz uygun görürseniz. İnşallah. İlk sualimizden başlamak istiyoruz. Muhterem Hocam, hayırlarda yarışmak ne demektir? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu kurumda bizleri bir araya getirdi. Hayırlarda yarışmak ne demektir? İslam olmanın başka toplumlardan ayıran temel vasfı hayırlarda yarışmaktır. Nedir hayır? Bize derecet kazandıran her şey. Onun yarışı da olur mu diyeceksiniz. Evet, Kur'an-ı Kerim'de hayırlarda yarışanlar üç grubu oluşturduğunu bize Allah-u Teala açıklıyor. Ulu elbab, ihlas ve salah sahipleri. Bunlar hepsi hayırlarda öne geçenlerdir. Hayırlarda öne geçen ulul elbab, yerin melekütünü ve zemin kattaki ana dergahı kalp gözüyle Allah'ın kendine gösterdiği kişilerdir. Muhlisler buna ilaveten göğün melekütünü ve bütün varlıklar alemini aynı mertebesinde Allah'ın nasip ettiği insanlar, salah ehli olan kişiler de onlar en üst seviyede Allah'a mukarrab olan, yakın olan kullardır. Hayırlarda yapılan yarışlarda öne geçen daimi zikrin sahipleri, sahabe bu yarışı başarmış, hayırlarda yarışmayı başarmışlar ve gerçek sabikunlar olmuşlar. Allah'a gerçek müsabık olduklarını Allah'a ispat etmişler. Fatır suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala, biz bu Kur'an-ı Kerim'i seçtiğimiz kullara miras bıraktık. Onların bir kısmı nefslerine zulmedenlerdir. Bir kısmı muktasitlerdir. Bir kısmı da hayırlarda ileri geçenler. Böylece onlardan bir kısmı nefsine zulmedicidir. Zulüm varsa derecet kaybı var. Onlardan bir kısmı ise muktesittir. Ve onlardan bir kısmı da Allah'ın izniyle hayırlarda yarışanlardır üst seviyede. Öyleyse bu açıdan bakıldığı zaman henüz daimi zikrin sahibi olmayanlar söz konusu.
daimi zikirde olanlar ya da daha öteye geçmiş olan büyük fazlın sahibi kişiler söz konusu. Vakıa suresinin 8-9-10. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala üç grup insandan bahsediyor. Ashab-ı Meşeme, Ashab-ı Meymene ve Sabikun. Yine aylarda ileri geçenler olarak zikrediliyor. Ve Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde sahabenin hepsinin sabikun olduğunu, hayırlarda yarışanlardan ileri geçenler olduğunu bize ifade ediyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Her devirde Allah'a itaat eden, hayırlarda yarışan bir topluluk mutlaka olacaktır ümmetimde. Öyleyse ümmeti Muhammed'in içerisinde Allah'a itaat eden, hayırlarda yarışan bir grup hep var olacaktır. Her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden ve hayırlarda yarışanlar. Bugün de var mı? Evet, bugün de Allah'a itaat eden ve hayırlarda yarışanlar vardır. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, her devirde hayırlarda yarışanlar var mıdır? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz zaten hadiste zikrediyor. Her asırda, her devirde ümmetimden Allah'a itaat eden ve hayırlarda yarışanlar hep olacaktır. Vakıa suresinin 13-14. ayet-i kerimesinde de bu bir kere daha ifade ediliyor. Es-sabikun es-sabikun ulaikel mukarrabun fi cennatin naim sulletin minel evveline ve kalilin minel ahirin. Bu ayetlerde Vakıa 13'te ifade ediliyor. Onlar evvelkilerden bir ümmetti. Sonrakilerden de az olan bir grup söz konusudur. Dolayısıyla her devirde Allah'a itaat eden, hayırlarda yarışanlar hep var olacaktır. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, hayırlarda yarıştıkça mutluluğumuz da artacak mıdır? Elbette hayır eşittir bizi mutlu eden şey. Mutluluk üçgenine daimi zikirde olanlar artık mutluluk dörtgeni içerisindedirler. Evvela olay mutluluk üçgeniyle başlıyor. Bir kenarında biz, diğer kenarında ruhumuz ve öbür tarafta da Allah-u Teala mutluluk üçgeni. Ruh aklı inkar ederse kişi hayır işler. Allah-u Teala da buna destek verir. Ve daimi olarak olay budur. O hayrı yaptıkça o kişi hep mutlu, huzurlu bir hayatı yaşar. Daha o insana mutluluk vermeyi düşünmeye başladığınız andan itibaren mutlak surette bilmediğimiz bir huzur bizi kaplar. Allah'ın ülkesinde, yani emr-i aleminin dizaynı içerisinde bulunuruz. Bir taraftan ruhumuz, kazandığımız dereceler ve Allah. Eğer nefsimizi tasfiye etmişsek, daimi zikrin sahibi olmuşuz. O zaman da bir mutluluk karesinde yaşarız. Dördüncü kenarı da nefsimiz olur. Tekrar ediyoruz. Mutluluk üçgeninde bir kenarında kazandığımız dereceler, diğer kenarında ruhumuz ve Allah-u Teala. Öbür tarafta eğer daimi zikre ulaşırsak nefsimiz de devreye giriyor. Bin kenarında nefsimiz, diğer kenarında ruhumuz, bir kenarında da fizik vücudumuz, kazandığımız dereceler ve Allah-u Teala. Böylece bir mutluluk dörtgeni içerisinde mutlu, huzurlu bir hayatı yaşarız. Nefsimiz artık ruh hüviyetindedir daimi zikrede. Dolayısıyla bir mutluluk üçgeninden değil de mutluluk dörtgeninde yaşamaya başlarız. Allah'ın bütün insanlar için vaaz ettiği hedef budur. Yani nefsimizin de Allah'a teslimi, fizik vücudumuzun da Allah'a teslimi, ruhumuzun Allah'a teslimi ve Allah-u Teala mutluluk dörtgeni bu dizayn içerisinde gerçekleşiyor. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Muhterem Hocam, uygun görürseniz konuyla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bu videoyu yayınlamak isteriz. İnşallah.
Allah Teala 14 asır evvel yaşayan sahabenin hayırlarda yarışanlar olduğunu açıklıyor Kur'an-ı Kerim'de. Onları bu hedefe ulaştıran ilk adımsa Allah'a ulaşmayı dilemeleri olmuş. Allah'a ulaşmayı dileyerek siz de ahir zaman sahabeleri arasında yer almak ister miydiniz? Tabii ki isterdim. İsterim ama gücüm yok. Fakirim. Evet, namaz kılıyorum ama birkaç ayet biliyorum o kadar. Elbette, kim istemez ki? Yani aslında Peygamber Efendimiz diyor ki benim için en güzel sahabe yıllar sonra yaşayan ama beni çok bana inanan, bana iman eden kullarımdır diyor. Ama tabii o dönemle bu dönem çok farklı. Şu anki çevre şartlarıyla çok uyamıyoruz. İlla ki çevre çok etkiliyor. Gerçekten bunu Allah'tan, yürekten ve cani gönülden istiyoruz. İnşallah Allah'ın büyüktür Rabbim. Allah'ın ermiş evliyaları gibi. Keşke. Bu söylediğiniz şeyler o kadar güzel ki yani bilmiyorum, aslında olmayacak bir şey değil. İmkansız değil ama şu an bana hayal gibi geliyor. Keşke bu dediğiniz şeylere ulaşabilsek. Her kulun hayali bunlar. Bu tam hocam röportajda bir misafirimiz, Allah'a ulaşmak isterim ama gücüm yok, fakirim, birkaç ayet biliyorum o kadar dedi. Allah'a ulaşmak için maddiyat önemli midir bu tam hocam? Hayır, Allah'a ulaşmak Allah-u Teala'nın dizayn ettiği bir dilektir. Allah-u Teala hadis-i şerifte Allah sizin soyunuza, mallarınıza, şekillerinize bakmaz. Devamlı olarak kalbinize ve o kalpteki niyete paralel işlediğiniz amele bakıyor. Tekrar ediyoruz. Demek ki Allah bizim soyumuza, mallarımıza, şekillerimize bakmaz. Devamlı olarak kalbimize ve o kalpteki niyete paralel işlediğimiz amele bakıyor. Ben fakirim diyor. Allah'a göre fakir, malı olmayan değil, kalbinde Allah'ın ayetleri bulunmayandır. Dolayısıyla tek bir dilek kalbe girdiği zaman öbür tarafı Allah'ın garantisinde. Yani Hucurat Suresinin 13. ayet-i kerimesi çok manidar. Ya eyyuhennasu enna halaknakum min zekerin ve unsa ve cehannakum şu'ube ve kabaile lite'arafu enne ekremekum andallahi atkakum. Ey insanlar, biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık. Sizi milletler ve kabilelere kıldık. Birbirinizi, soyunuzu, babalarınızı tanıyasınız. Muhakkak ki Allah'ın indinde en çok kerim olanınız, ikram olanınız, en şerefli olanınız ırk ya da soy olarak değil. En çok takva sahibi olanınızdır. Demek ki yaratılıştan Allah Teala ırkı tespit ediyor, yaratılıştan soyu tespit ediyor ama bizi üstün kılan bu değil. Bizi üstün kılan sonradan Allah'ın emirlerine itaat ederek kazandıklarımızdır. En çok takva sahibi olanınızdır. Birinci safhada takva bir dilektir. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Münibine ileyhi ve takkuhu ve hakimu sala ve la tekunum yel müşrikin. Bir dilek. Terazinin bir kefesinde bir dilek, diğer kefesinde Allah-u Teala'nın garantisi tahtında vasıta emirleri o kişiye sevdirmesi, hacet namazıyla ona mürşidi göstermesi, Allah'ın o kişinin nefsini yedi kademe tezkiye etmesi, ruhunu kendine ulaştırması ve sanki bunların hepsini kendisi yapmış gibi de üç tane cennet dünya saadetinin yarısını mükafat olarak vermesi. Yani bir dileğin karşılığında herkes sadece kalpten ulaşmayı dilemenin karşılığında üç tane cennet dünya saadetini yarısını Allah onlara garanti ediyor. Evet. Neden öyle? Çünkü Allah Teala Allah takva sahiplerinin nefsini tezkiye eder. Ve Allah Teala hacet namazı kılması halinde mürşidi, nefs tezkiyesini yapan mürşidi Allah gösterir. Bu hasta emirleri Allah sevdirir ve o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Yani
Allah'ın garantisi altında 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını isteyen herkes alabilir. Evet, tek bir dilekle. Nasıl yapacak? Ey Rabbim, sahabeyi, Mevlana, Yunus'u, Hacı Bektaş Veli'yi vesaireyi nasıl onlar sana ulaşmayı diledilerse, sen onların ruhunu nasıl kendine ulaştırdıysan, ben de sana ulaşmayı kalben diliyorum. Benim de ruhumu kendine ulaştır. Talebi yeterlidir. Allah dostları bu sırrı biliyorlar ve onun için Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her birisi bir sevdada, bana Allah'ım gerek. Öyleyse ne dünyayı ne ahireti, sadece Allah'ı dilemek. İşte bu dileğin sahibi olan kişi kalpten ulaşmayı dilerse Allah'ın garantisi altında Allah Teala ona 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını garanti ediyor. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bir misafirimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dönemiyle bu dönem çok farklı. Çevre şartları bizi etkiliyor dedi. Allah yolunda ilerlemek için çevre önemli midir? Gerçekten akıl bulunduğu ortamda şuur sahibi oluyor. Eğer kişinin yetiştiği çevre şartları Allah'ın bütün emirlerine itaat etmeyin, isyan eden, yasak olan fiilleri işliyorsa, insanlar da o çevre şartlarının gereği gibi akıl orada şuurlandığı için Allah'ın emirlerine pek önem vermiyorlar. Yasak olan fiilleri işleri de doğru kabul ediyorlar. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde bütün insanları Allah-u Teala hani fıtratıyla yaratıyor. Her doğan çocuk İslam fıtratıyla doğar. Sonra anne babası onu Yahudi, Mecusi, putperest yapıyor. Dolayısıyla çevre bu açıdan önemli, ama çevrenin durumu ne olursa olsun, o dileğin sahibi olduğu an çevre şartlarını da ayarlayan yine Allah'tır. Dolayısıyla ey iman edenler, 4.21'de şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa şeytan onlara fuhşiyatı münkeri emreder. Allah'ın fazlı ve rahmeti olmasaydı üzerinize hiçbirinin nefsinizi tezkiye edemezdiniz. Öyleyse Allah'ın rahmeti ve fazlı gelmesi bizim kalben Allah'a ulaşmayı dilememize bağlı. Yani Hazreti Ömer'in sözü çok manidar. Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor, isyan ediyor. Şeytanı biliyor, itaat ediyor. Dünyayı biliyor, ona meylediyor. O zaman yapılması gereken şey ne? Allah'a bilip itaat etmek bir dilektir. Şeytanı bilip ondan kaçmak da bir dilektir. Ve dünyaya meyletmemek de bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu dileğin sahibi olduğu an geri kalanların hepsini Allah gerçekleştiriyor. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, konuyla ilgili bir videomuz daha var. Uygun görürseniz onu yayınlamak isteriz. 14 asır evvel tüm sahabe kainatın en büyük mürşidine tabi olup onu örnek alarak en güzel davranış biçimlerini sergilemişler. Allah günümüzde de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin varisleri olduğunu ve onlara ulaşıp tabi olmamızı emrediyor. Bu emirden haberdar mıydınız? Şu anda bile tabii ki de yaşayan mürşitler vardır ama bunlar kimler biz bilemiyoruz. Ama ben şöyle düşünüyorum. Şu an benim en yakındaki çevremde bile, mesela annemden örnek vereyim. Annem inancıyla her şeyi çok daha kalpten. Mesela bir Efendimiz'den bahsederken annemin gözleri doluyor. O kadar sevgi ve inançla. Yani onun bile bana bir mürşit olduğunu ben hissediyorum. Ben de bir yere bağlıyım mesela. Onun yolundan gitmeye çalışıyoruz. Tabii ki o da hani Peygamber Efendimiz yolundan gidiyor. Allah'ın emirlerini yerine getiriyor. Biz de onların yolundan gitmeye çalışıyoruz inşallah. Kur'an'ımızın emrettiği gibi elçi diyelim biz bunlara. Elçilerle beraber bilmediklerimizi öğreten,
Kur'an'ında olsun, namazında olsun, bilmediğimiz insanlardan bizler okumak, bizi aydınlatmak, elhamdülillah Kur'an'ımızla okuyarak her yere gelinebilir. Muhterem Hocam, bir misafirimiz. Bağlı olduğum mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan gidiyor, Allah'ın emirlerini yerine getiriyor dedi. Bu özelliklere sahip olan herkes mürşit olabilir mi? Bu özelliklere sahip olan herkes mürşit olamaz. Mürşit olabilmesi için Allah'ın Kur'an'da belirlediği vasıflar vardır. Rabbimiz 7 sabah 4 teslimi yaşayan Allah'ın irşada memuriyet mezun kıldığı kişilerden mürşit tayin ediyor. Sûre suresinin 33, 34, 35. ayet-i kerimesinde mürşitlerin vasıfları verilmiş. En ahsana kavlen memmen da'a ilallahi ve amile salihan ve kâle innî minel müslimîn. Allah'a davet eden, salih amel nefs eskesi yapan, muhakkak ki ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözü kim vardır? Demek ki bu kişi Allah'a davet ediyorsa ve salih amel işliyorsa o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Nefs eskesi yaptığına göre mürşidine tabidir. Ve ben teslim olanım dediğine göre de ruhunu, fizik ucunu, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiştir. Ve mürşit kötülükle iyilik bir değildir. Mürşit kötülüğe karşı hayırla mukabele eden kişidir. Arkasından Fussilet Suresi'nin 35. ayet-i kerimesi buna o kötülüğe iyilikle karşılama hasretine ancak sabredenler ve sonsuz hazın sahipleri ulaştırır. Öte yandan Allah Teala'nın Resuller dizaynı içerisinde İsra Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّ نَبَسَ الرَّسُولَ Resul göndermesem azap etmem. Öyleyse mutlak surette Allah Teala Resul gönderiyor. İki, her Resul her zaman dilim içinde İbrahim 4'te o kavmin lisanıyla açıklamada bulunuyor. Üçüncü olarak Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesinde biz bütün ümmetlere tağuta işte abisine Allah'a kul olsunlar diye Resuller bahsettik. Dördüncü olarak Zümer Suresinin 71. ayet-i kerimesinde cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman dilim içerisinde size Resul gelmedi mi? Şimdi bu ayetlere baktığımız zaman istisnasız 7 ayet-i kerimede Resul yoksa dini yaşamak mümkün değil. Her kavmin içerisinde 5. ayet Yunus 47 ve likulli ümmetin resul fe izâ câ'a resulüm kudiye beynem bil kıstı ve hum lâ yüzlemûn. Öyleyse her kavimde Resul var. O Resul ana insanıyla açıklama yapıyor. Resul göndermesem azap etmem. Her ümmetin Resulü onlar arasında adaletle hükmediyor. Ve Allah-u Teala Resulleri insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyor. Nisa 64. Ve Resul'e itaat Allah'a itaattir. Nisa 80. Bu 7 tane ayet-i kerime ışığında anlıyoruz ki kesinlikle 7 tane ayet-i kerime söyledim. Bunları inşallah bir sıra ayet halinde. Yani Resul'e itaatin Allah'a itaat olduğu ve Resul'e itaat edilmesi için Allah'ın gönderdiği her kavmin içerisinde Resullerin var olduğu ve onlar arasında adalet hükmettiği vesaire bu 7 ayetle bir sıra ayet oluşuyor ki her devirde kesinlikle Allah'ın Resulü vardır. Ve o Resullerden bir tanesini Allah-u Teala secde 24'e göre devrin imamı olarak, vekaletin devrin olarak atıyor. 14 asır evvel cahiliye dönemini yaşayan Bedeviler tek bir dilekle Ali İmran 104'e göre hayırlarda yaşayan, muharif emirden, münkerden ne eden bir topluluğa dönüştüler. Ali İmran 110 da aynı hakikati açıklıyor. Müşriklerin tayini ve tespiti Allah'a aittir. Mürşit kendisi irşada ulaşmış olan ve başka inşaat da Allah tarafından görülmüş olan kişidir.
Müşterilerin birinci özelliği Allah'a davet etmeleri. İkinci özelliği nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmaları. Üçüncü özellikleri Allah'a teslim olmaları. En büyük mürşit insanlık tarihinin her devrinde devrin imamına aittir. Sadece Allah'ın irşat makamına gerçek anlamda tayin ettiği mürşitler, onlar devrin imamlarıdır. Ve onlar devrin imamını da bilenlerdir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bir misafirimiz şu anda yaşayan mürşitler vardır ama bunlar kimlerdir biz bilmiyoruz dedi. Günümüzde yaşayan mürşitler nasıl bulunabilir Muhterem Hocam? Kur'an-ı Kerim bu suale de muhteşem bir cevap veriyor. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin. Nahl suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaştıran yolun tespiti Allah'a aittir. Bakara 45'te Perşembe Cuma'ya bağlanan gece boy abdestiyle, hacet namazıyla mürşidinizi Allah'tan isteyin. Bu ayetler net olarak bize mürşidin tayinin Allah'a ait olduğunu, hacet namazı kılmak, mürşidimizi Allah'tan istememiz halinde Allah-u Teala'nın bize mürşid göstereceğini kesinlikle ifade ediyor. Öyleyse onlar kimlerdir bilmiyoruz. Tamam, bilmiyorsunuz ama Allah biliyor. İşte sizin bilmediğiniz Allah'ın bildiği mutlak surette Allah'a havale etmeniz lazım. Nisa suresinin 59. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine aminu atiullah ve atiur resule ve ulel emri minkum. Fe en tenazatum fi şeyin bir konuda itilafa niza düşerseniz feraddu ilallahi ve resuli. Allah'a ve resule arz ediniz. Öyleyse eğer biz bu konuyu bilmiyorsak o zaman fal oklarını Allah Maide 90'da yasakladıktan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail kardeşim bana iki çeşit namaz öğretti. Bunlardan bir tanesi istihane namazı, diğeri hacet namazı. İstihane namazında bilinmeyen bir galibi bilgiye ulaşmak için başvurulan gereken vasıtadır. Ama hacet namazı ise kişinin haceti vardır ve Allah'ın o hacetini yerine getirmesi talebiyle Allah'a başvuruyor. Mürşide ulaşmak bir hacettir ve hacet namazıyla kişi mürşidini Allah'tan sorabilir ve öğrenebilir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam müsaadenizle konuyla ilgili bir videomuz daha var. Onu İnşallah. Allah'ın bizlere emrettiği hedef daimi zikir. Bu hedefe ulaşanların da Allah-u Teala kesintisiz mutluluğa ulaşacağını söylüyor. Siz zikrin farz olduğunu biliyor muydunuz? Zikrin farz olduğunu açıkçası bilmiyordum ama zikir çekmenin çok güzel bir eylem olduğunu biliyorum tabii ki de. Bilmiyordum. Yapıyoruz ama farz olduğunu bilmiyorum. Vallahi ben huzur buluyorum çektiğim zaman her şeyi. Allah diye tesbih çekersin. İşte onunla tesbih çekersin. La ilahe illallah çekersin. Estağfurullah çekersin tesbihde. Onları çekersin. Zikir insan ruhen temizlenme, bedeninin, ruhunun her şekilde tertemiz bir insana tövbekar olmak, tövbe çekmek, zikirler, selavat çevirmek. Zikirlere gittiğimiz zaman, normal evde olduğumuz zaman tabii ki başka şeylerle uğraşıyoruz. Ama zikire gittiğimiz zaman hep o an ne oluyor? Hep Allah demiş oluyoruz. Kalp bile diyor. Allah diyor. Allah öyle emretmiş. Allah'ı andın mı yanındayım dermiş. Muhterem Hocam röportajda bir misafirimiz zikir insanı ruhen temizlemesini sağlar dedi. Zikrin ruhumuzun üzerinde etkisi var mıdır? Zikrin ruhumuz üzerindeki etkisi, ruhumuz zaten 19 tane hasletle mücehez. Tertemiz, Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak olan fiilleri hiçbirisini işlemeyen bir yapıya sahiptir. Ruhumuzun kalbi hangi standartlarda insan olursanız olun %100 hasletlerle doludur. Hiçbir zaman negatif istikamete değişmez. Değişen nefsimizin kalbidir. İnsanlar zikir yaptıkça, nefs tezkiyesi yaptıkça nefslerin kalbinde değişiklik olur. Dolayısıyla zikir Nebiye Sultanı Peygamber Efendimizin de buyurduğu gibi kalbin cilasıdır. Ama bu ruhumuzun kalbi değil, nefsimizin kalbinin cilasıdır. Nefsimizin manevi kalbinde zikirle temizlenmesi gereken 19 tane hastalık vardır. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat diye
Evet, iblis öyle bir kurnaz mahluk ki ruhu hayatımızdan çıkartmış. Ondan sonra nefse de ruh demiş. Ondan sonra fizik bedene de nefs demiş. Böylece insanları 1-0 mat ederek herkesi tuzağına düşürmüş. İnsanlar yıllardan beri ne düşünüyorlar? Fizik vücuda nefs diyorlar. Nefse de ruh diyorlar. Ruh da artık tamamen din tatbikatından çıkmış. Halbuki Kur'an ayetlerine baktığımız zaman ayrı fiillerle Allah-u Teala bize bütün vücutlarımızı açıklamış. Kur'an-ı Kerim'de fizik vücut veç olarak zikrediliyor. Nefsimiz nefs olarak Kur'an'da yer alıyor. Ruhumuz da ruh olarak Kur'an'da yer alıyor. Dolayısıyla bunları birbirinin yerine kullanmak doğru değil. Allah-u Teala Hicr suresini şimdi tanıtalım. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde salsalen denilen kuru topraktan ve şekillenen bir balçıktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve nefsin ve ma sevvaha insanı bir nefse dizayn ettik. Dikkatle bakın, nefsimiz bu zahiri aleme ait değil, berzah alemine aittir ve dizayn edilmiştir. Fizik vücut halk edilmiş, nefsimiz dizayn edilmiş ve Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde ise suma sevvaha ve nefaha fihim ruhi, bu ruhumuz da üfürülmüş. Öyleyse kesinlikle zikrin nefsimizin manevi kalbinde %100 pozitif etkisi var. Zaten ruhumuz Allah'ın zatından bize üfürüldüğü için muhtevasında 19 tane haslet var. Tertemiz, Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyen bir yapıya sahiptir. Allah'ın bizden zikirle temizlememizi istediği nefsimizin manevi kalbidir. Nefsimizin manevi kalbinde temizlememiz gereken 19 tane hastalık vardır. Ve bunlar zikirle ancak temizlenebilir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz olsun. Bir misafirimiz, evde olduğumuz zaman bazı başka şeylerle uğraşıyoruz ama zikre gittiğim zaman hep Allah demiş oluyoruz dedi Muhterem Hocam. Zikri her an hatırlayabilmek için ne yapmalıyız Muhterem Hocam? Zikri her an hatırlayabilmek için mutlaka tekrar lazım. İçimizden zikir yaptığımız zaman bir süre sonra zikrin kaybolduğunu göreceğiz. Çünkü şeytan Furkan suresinin 29. ayet-i kerimesinde bizi zikirden alıkoyuyor. Hep böyle olur. Başlangıç noktasında mutlaka zikre başlarız, ondan sonra kaybolur. Onu kaybetmemek için dilimizi kullanmamız lazım. Gene sessiz sesinizle söyleyin isterseniz ama dilinizi kullanın. Tesbih kullanın. Elinizi nabzınıza koyup nabzınızın atışlarını yakalayın. Sakın bırakmamaya çalışın. 3 çeşit zikri söyleyebilirim. Cehri zikir, dilinizin de hareketiyle sesle yapılan Allah isminin tekrarıdır. Hafi zikir, dilinizin hareketiyle sessiz yapılan Allah isminin tekrarıdır. Kalp zikri, dilinizin de hareket etmediği, sesin de olmadığı, sadece iç sesinizle yapılabilen Allah isminin tekrarıdır. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz olsun. Muhterem Hocam, uygun görürseniz izleyicilerimizden gelen sualler var. İnşallah. Bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, virt yaparken sohbet dinlememiz uygun mu yoksa sadece Allah'ı düşünerek mi virt yapmalıyız? Allah razı olsun. İkisi de olur yani. Allah-u Teala'yla düşünerek yapsanız güzel olur. Ama diyelim ki sohbet de dinlemek isterseniz dinleyebilirsiniz. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz olsun. Bir izleyicimiz Muhterem Hocam, içinde haram katkı maddelerinin olduğunu bildiğimiz gıdalardan yememiz haram mıdır? Allah razı olsun. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala yediğiniz an Allah'ın ismini üzerine zikredin. Tabii ki Allah-u Teala'nın haram kıldığı 5 şey var. Onlar mevcutsa yemeyeceksiniz. Ama onun dışında bilmediğiniz fakat önünüze gelen bir şey söz konusu olduğu zaman Allah-u Teala En'am suresinin 121. ayet-i kerimesinde Allah'ın ismini anın. Allah'ın ismini anmadan bir şey yemeyin. Yani helal de olsa siz önünüze sofraya geldiği zaman Allah'ın ismiyle başlayın yemeye. Allah razı olsun. Allah-u Teala üzerine Allah'ın ismi anılmayan şeylerden yemeyin. Muhakkak ki o fısktır.
Şeytanlar mutlaka sizinle mücadele etmeleri için dostlarına vahiy ederler. Yani zikirsiz bir yemek yemenize sebep olurlar. Şayet itaat ederseniz müşriklerden olursunuz buyuruyor. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Ve izleyicimiz, Muhterem Hocam ben bir poplar mizaç bozukluğu hastasıyım. Fakat Efendimiz'e tabiyim, ibadetlerimin büyük kısmını yapamıyorum. Bu durumda ibadetlerimi yapıp nefs tezkisine başlamam için ne yapmam gerekir? Allah sizden razı olsun. Tövbeni alacaksın, zikrini yapıyorsun, zaten tövbeni almışsın. Çevrendeki insanlardan mümkün olduğu kadar yardım iste. Eğer kardeşlerimiz dışarıdan sana bir destek verirlerse zaman içerisinde güzel bir alışkanlıkla görevini yaptığını göreceksin inşallah. Allah her şeye kadirdir. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bir izleyicimiz, Muhterem Hocam oruç tutacağım zaman oruç için niyetlenmeyi unutuyorum ama nasıl olsa Allah'ım niyetimi biliyor diyorum. Yanlış mı düşünüyorum? Ne buyurursunuz? Niyetini de yap. Böyle de olsa niyetini de yap. Çünkü niyetsiz amel olmaz. Mutlaka niyetimizde. Çünkü Resulullah'ın bir hadisi var. اِنَّمَا الْعَامَالُ بِالْنِيَةِ Ameller niyete tabidir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam müsaadenizle Adıyaman'dan Mehmet Ali Bey bize bir görüntüsü ulaştırmış. İnşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem Hocam sizleri çok ama çok seviyorum kalbimizden inşallah. Hocam bir sualim olacak. Allah yolunda hizmet ederken nelere dikkat etmeliyiz inşallah? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah yolunda hizmet ederken nelere dikkat etmeliyiz? Hepimiz daha iyi hizmet verebilme yarışında olmalıyız. Sahabeyi sahabe yapan özellik buydu. Onlar hayırlarda yarışıyorlardı. Aramızda hep kardeşlik olacak. İşi el ele gönül gönle beraberce yüklenmeliyiz. Aramızda dayanışma imece usulüyle iş çıkartmalıyız. Hayırlarda en önde gidenlere gıpta etmek de gerçekleşir bu durum. Yani başarılı kardeşlerimizi arkasından çekiştirip geri bıraktırmak değil, onlar gibi olmanın gayreti içinde olmalıyız. Onlara gıpta etmeliyiz. Davranışlarımızla, çalışmalarımızla, gayretimizle, ortaya koyduğumuz kaliteli işle diğer çevredeki bütün insanlara örnek olmalıyız. Haşr suresinin 9. ayet-i kerimesinde sahabenin nasıl bir izan içerisinde olduğunu en güzel şekilde bize ifade ediyor. Onlardan önce Medine'ye yurt edilmiş olup kalplerinde iman yerleşmiş olanlar kendilerine hicret eden kimseleri severler. Onlara verilen, dağıtılan ganimetlerden dolayı kendileri onlara muhtaç olsa bile gönüllerinde bir hacet, kaygı, hasret bulunmaz. Onları kendi nefslerine tercih ederler, üstün tutarlar. Kim nefsini cimrilikten korursa o takdirde işte onlar felaha erenlerdir. Onlar onları kendi nefslerine tercih ederler. Efendimizin her zaman söylediği bir savaş meydanında yaralı olan, şehit olmak üzere olan bir sahabi su deyince yanı başındaki Hazreti Ömer mataresindeki suyu ona tam uzatmak üzereyken bir başkası su diyor ve birinci kişi ikinci kişiye ya Ömer ona ver bana değil. Demek ki tam ölmek üzere, şehit olmak üzere olan durumda olsa dahi kardeşini daima kendine öne geçiriyor. Tam ikinciye vermek üzereyken bir üçüncüsü su diyor. İkinci de ya Ömer bana değil ona ver. Yani her olayda kardeşlerini kendilerinden öne geçiriyorlardı. Bu özelliği, bu hali, ruhiyeti hepimizin kazanması gerekir. Bir günde olmaz ama eğer azmeder ve cezmedersek yani bir karar, azimli bir kararı verirsek, zaman içinde zikrimizi artırırsak bunun gerçekleştiğini göreceğiz. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam Bremen'den Kaan Yaman. Eski Osmanlı dergahlarında girişte ve çıkışta hep edep yahu yazısı var. Burada değerli atalarımızın hangi önemiyetini vurguluyorlar? Allah razı olsun. Evet.
Gerçekten de din baştan sonra edeptir. Bir Allah dostu belki Yunus'tur. Gezdim Halep ile Şam'ı, eyledim ilmi talep, bir de baktım ilim bir hiç imiş, illa edep, illa edep. Her şeyden evvel edep, Allah'a itaati, edep, Resul'e itaati, edep, diğer insanları kendimizden öne geçirmeyi ifade ediyor. Ve edebin timsali örnekleri, o davranışı sergileyen insanlardır. Dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek, derviş gönülsüz gerek. İşte bu 7 sava 4 teslimi gerçekleştirdiğimiz an, o zaman edebin en üst noktasına ulaşmış oluruz. Bir Allah dostu diyor ki, demek ki şimdiki zamanda bir kamil mürşit var mı acep? Bu sözü söyleyen henüz olmamış ehli edep. Kimdir o zaman ehli edep? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Evet, eğer kapılarda hep bu yazılıysa, bidayeti de bir dilekle başlıyor. Nihayetine kadar kesinlikle 7 sava 4 teslimin hepsi bizi edep ve adaba ulaştırıyor. A'dan Z'ye kadar. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, uygun görseniz Kütahya'dan Abdullah İkiz Bey bize bir görüntülü suallaştırmış. İnşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Sayın Cabbar Hocam. Size bir sorumuz vardı inşallah. Sahabe, insanların ulaşabileceği Allah'ın indindeki en yüksek dereceye nasıl ulaşmıştı? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz. Sahabenin Resulullah'tan evvelki halleri cahiliye döneminin standartları içerisinde alabildiğine birbiriyle kan davalılardı. Kız çocuklar diri diri gömülüyordu. Pıçılarla insanlar içki içiyordu. Yani cahiliye adetlerin hüküm sürdüğü, her tarafın kaplandığı bir hal yaşanıyordu. Ama hidayet güneşi olarak Nevire Sultanı Peygamber Efendimiz Allah tarafından vazifeli kılınınca 23 sene boyunca 7 safa hidayeti Peygamber Efendimiz sahabeye anlattı ve 7 safa hidayeti sahabe yaşadı. Sahabenin yaşadığı 7 safa İslam'a baktığımız zaman hepsi Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dilediler kalben. Bu bir kapıdır, giriş kapısı. Ama ikinci safhada Allah Teala onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, daha doğrusu mürşitlerin hası olan Peygamber Efendimize ihsanla tabi oldular. Ve Enam 71'de hepsi ruhlarını Allah'a teslim etti. Al-İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde hepsi fizik vücut teslimine ulaştılar. Ve Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde hepsi nefs teslimine ulaştı. Bakara 139'a göre hepsi muhlislerden oldular. Ve Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi hepsi iradelerini Allah'a teslim ettiler. Öyleyse sahabe insanların ulaşabileceği Allah'ın indindeki en yüksek dereceye 7 safa 4 teslimi yaşayarak ulaştı. Zaten bir dilekle, Zümer 17'ye göre o dileğin sahibi olan kişilerin ruhlarını Allah Teala garanti teslim alıyor. Ondan sonra dik yokuş kabul edilen fizik vücut ve nefsin teslimi, ki aslında nefsin teslimi daimi zikir. Bu da zor değil. Eğer devamlı çalışırsak, zamanımızı dünyaya değil Allah'a hasredersek, ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ruhunu Allah'a ulaştıran kişilerin fıska düşmemesi için fasıklardan olmak istemiyorsanız Allah'ı çok zikredin. Zamanı Allah-u Teala'ya erdiği zaman dünya mı Allah mı, Allah'ı öne geçirirse, ki çok zikredenler Azap 41'e göre Allah'ı öne geçirenlerdir. O zaman oradan da fizik vücut teslimi ve arkasından kesinlikle daimi zikirle Allah onları nefs teslimine ulaştırıyor. Böylece
7 sabah 4 teslimi ki sahabe 7 sabah 4 teslimi 23 senelik bir zaman dilimi içerisine sığdırmışlardı. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun bir izleyicimiz. Muhterem hocam, annem ile babam 5 yıl önce boşandı. Babam efendimize tabi değil, bana karşı ilgisiz davranıyor. Beni görmekten sıkılıyor. Kahveye gitmek, arkadaşlarıyla görüşmek ve maç izlemek benden kıymetli babam için. Benim babama karşı davranışım nasıl olmalıdır? Allah razı olsun. Sen örnek olabilirsin. İnsanlar baban da olsa yanlış yapabilir. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Annem babam bilmediğin bir şey bana şirk koşarsa ona itaat etme. Ama dünya hayatında onunla iyi geçin. Şimdi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bize farz kıldığı 10 tane emirden birincisi Enam 151'de Allah'a bir şey ortak koşmayın. Anne babanıza ihsanla davranın. Eğer anne babana ihsanla davranmak istiyorsan kalben ulaşmayı diledikten sonra Allah'ın garantisinde mutlaka ruhun Allah'ın zatına ulaşır. Ve sen ermiş evliya olursun. Muhsinlerden olmak istiyorsan zikrini artıracaksın. Zikrini artırdığın zaman zikir, 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 çok zikirle fizik vücut teslimini yaparsan o zaman baban yanlış yapabilir ama sen kesinlikle yapmamalısın. Buna nasihat etmelisin. Bu dünya hayatı geçici, vaktini boşa harcama. Eğer Allah için bir şeyler yapmasan baba, pişman olabilirsin. Belki diyeceksin ki ben çocuğum, o benim babam. Ya Hazreti İbrahim için de aynı şey söz konusuydu. Hazreti İbrahim babasına, babacığım sana verilmeyen ilim bana verildi. Gel bana tabi ol. Dolayısıyla babana örnek olabilirsin. İkincisi, nevazu nasihatini babana yaptıktan sonra onun yanlışlarını yapmamalısın. Ve doğru davranışlarınla ona örnek olmalısın. Yani bu mümkün mü? Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın babası putçuydu. Şirk içindeydi. Ama o kalübela günde ezelde Allah'a verdiği sözleri yerine getirdi. Ve babasına örnek oldu. Dolayısıyla sen de aynı hakikati yerine getirebilirsin inşallah. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz olsun. Bir izleyicimiz Muhterem Hocam... Dünya malına karşı çok hırslıyım. Dünya malını çok seviyorum ama huzurum yok. Mutlu değilim. Mutlu olmam için ne yapmam gerekir? Allah razı olsun. Çok basit sevgili kardeşim. Zaten dünya malına karşı hırsın varsa mutlu olamazsın. Çünkü Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hırs afeti sebebiyle Adem babamız ve eşi cennetten yeryüzüne indirildi. Dikkatle bak, hırs afeti sebebiyle cennetten. Cennet sonsuz mutlulukların yaşandığı bir yer. Dünya ise her türlü meşakkatin, çirkinliğin olduğu bir yer. Ama onu cennetten yeryüzüne indiren sebep ne? Hırs. Ne yapmak lazım? Mutlu olmak istiyorsan kalben ulaşmayı dileyeceksin. Kalben ulaşmayı dilediğin an hacet namazı kılarsan Allah sana mürşit gösterecek. Gösterilen mürşide gidip ulaşıp tabi olursan zikirle çok kısa süre içerisinde o hırs afetini Allah senin adına kontrol altına alacak. Allah Teala bu konuyu Fecr suresinin 27, 28, 29, 30. ayet-i kerimesinde dile getiriyor. Allah bir sözü verdi mi yerine getirmemesi mümkün değil. Ey mutmain olan nefs! Ne demek bu? Sen Rabbinden razı, Rabbin senden razı olarak. Hırs afetinin içindeyken nefsinin manevi kalbine zikirle %30 nura ulaştığı zaman artık mutmain olmuş, doyuma ulaşmış, hırs afetini kontrol altına almıştır. Hırs afetini kontrol altına alan, doyuma ulaşan kişi Allah Teala şimdi sen Rabbinden razı ol, Rabbin de senden razı olsun ve nefsini tezkiye et, kullarım arasına gir. Dolayısıyla herkes için kapılar sonuna kadar açık. Hırs nefsimizin bir afetidir. Kontrol altına almak, kalpten tamamen temizlemek istiyorsan onun yolu Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktan geçer. Kontrol altına almak bir nefs tezkiyesidir. Tamamen kalpten temizlemek ise nefs tasfiyesidir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, uygun görürseniz Rusya'dan Kamil Bey'e bize bir görüntü. İnşallah. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekat Hocam.
bir sorum olacak, size arz edebilir miyim? Müşter tabiyet olduğunu nasip ispat edebiliriz. Allah razı olsun. Sevgili kardeşim, mürşide tabiyet olduğunu nasıl ispat edebiliriz? Başlangıç noktasında hepimiz üç vücut ve serbest irade ile hayata başlıyoruz. Ve şeytanın bütün kapıları açık, Allah'ın bütün kapıları kapalı. Nahl suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Annenizin karnında, Nahl 78. Evet. Allah sizi bir şey bilmiyor halde annelerinizin karnından çıkarttı. Ve sizi işitme hassası, görme hassası ve idrak etme hassasının sahibi kıldı. Umulur ki şükredersiniz. Nedir bu? Bir şey bilmiyor halde. Dolayısıyla hiçbir şey bilmeyen insanların ne durumda olduğunu Kur'an ayetleri bize söylüyor. Mesela hiçbir şey bilmiyorsanız, ayetlerden gafilseniz, o zaman ayetlerden gafil olanların sağır, dilsiz ve kör olduğunu Allah Teala bize söylüyor. Kulakları sağır, Allah'ın ayetlerinin manasına varıyor. Kalplerinde mühürlü, idrak edemiyorlar, gözleri kör, mürşidi mürşid olarak görmüyorlar. Ama Allah Teala ve ceale lekum es-sem'a vel ebsara vel efide, ve sizi işitme, görme ve idrak etme hassasının sahibi kıldı. Neyle? Bir dilekle. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Dolayısıyla kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah Teala mutlaka sizi mürşidinize ulaştıracaktır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri 7 ayet gelince delalette bırakıyor. Rad 27'de kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah onları delalette bırakıyor. Rad 33'te birlikte Rad 27'yi de buraya ekleyelim. Daha çarpıcı olur. İnallahu yudilli men yeşâ'u. Allah dilediğini delalete bırakır. Allah'ın delalette bıraktığı kişiler kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Yani ayetlerden gafil olanlar, bilmeyenler. Neyse, onlar delalette. Ulaşmayı dilemeyen herkes delalette ve delalette bırakır ve delalette olanlar için bir mürşit, hidayetçi yok bakın. Öyleyse kişi, Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir. Hidayette olmak istiyorsa Allah'a ulaşmayı diledikten sonra hacet namazıyla Allah'ın kendisine gösterdiği hidayetçiye tabi olması farzdır. 10 ayet gereğince Allah Teala mürşidine tabi olmayan delalettedir buyuruyor. Onu gösterelim. Mürşidine tabi olmayan delalette. 10 ayet. Bakın. Delalette olanların 7 ayet grubu gelince gideceği yer cehennem. Onu da inşallah göstereyim. Dolayısıyla iki tane seçeneğiniz var. Cennet ve cehennem. Eğer kişi cenneti tercih ediyorsa cennetin yolu Allah'a ulaşmayı dileyip mürşide tabi olmaktan geçer. Ama hayır, ben cenneti değil cehenneme gitmek istiyorum diyorsa o zaman da önü açık. Hiçbir şey yapmasa dahi yavaş yavaş yozlaşmanın trendi içerisinde en alt cehenneme de gidebilir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bir izleyicimiz, muhterem hocam, yolda olmayan erkek kardeşlerim ihtiyar annemin sağlığına ve maddiyatına çok zarar verdiler. Annemle beraber ben de pişman oluyorum. Bazen onlara beddua etmek istiyorum. Bu konuda ne tavsiye edersiniz? Allah razı olsun. Hayır sevgili kardeşim, beddua edersen kendine zarar vermiş olursun. Onlar kötü davranıyorlar, tamam. Ama onların üzerinde de sizin üzerinizde de 4 tane melek var. Allah seriül hisaptır. Hemen görelim, gösterelim. Onlar kötü davrandıkları noktada hemen Allah Teala onlarla beraber hesabı görüyor. 7 tane ayetken bakın, Allah hesabı çabuk görendir. Kim kötü davranıyorsa yaptığı kötülük miktarı kadar derece kaybediyor. Kötüle maruz kalan annense ve sen
derecat kazanıyorsunuz. Öyleyse iki tane hayat sizin için söz konusu. Dünya hayatı, ahiret hayatı. Dünya hayatı ile ahiret hayatı mukayese edildiği zaman ahiret hayatı sonsuz bir hayatı ifade ediyor. Dünya hayatı 100 yıl olsun. Hani 100 yıl çok fazla kimse yaşamıyor ama öyle kabul edelim. Sizin anneniz ve sizin 100 yıl yaşadığınızı bu dünyada düşünelim. Belki biraz meşakkatli oluyor ama bunların size yaptığı kötülük. Fakat oradan derecat kazanıyorsunuz. Ve kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden fazlaysa o sonsuz cennet hayatını mutluluk içinde geçiriyorsunuz. E şimdi siz eğer onlara karşılık beddua ederseniz o zaman Allah-u Teala'nın onlar vasıtasıyla size verdiği derecatı siz kaybedersiniz. Yetmez. Belki nefsinize uyarsınız. Nefsiniz de varsa bu sefer haddi de aşarsınız. Maide Nisa suresinin 8. ayet-i kerimesinde veya Maide suresinin 8. ayet-i kerimesinde Maide 8'de bakın ne diyor. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı teslim edilen, Allah için kavamın olun, hakkı ayakta tutun, adaletli şahitler olun. Bir topluluğa karşı kininiz sizi adaletten saptırmasın. E sen şimdi ne kadar sana zulmedildiğini bilmiyorsun ki. Sen beddua ediyorsun. Bu bedduada belki daha da fazla yaparsan o zaman sen de adaletten sapmış olursun. Halbuki adil olmak takvaya en yakın olandır. Allah-u Teala diyor ki takvada ve birde yarışın, günahlarda yarışmayın. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz olsun. Muhterem Hocam, sizinle bir Arife günü daha canlı yayında birlikte olmak bizleri tarifsiz mutluluklara ulaştırdı. Efendimizin himmetiyle inşallah nice bayramlara Efendimizin gölgesinde sizinle birlikte bizleri ulaştırmanızı diliyoruz ve birçok izleyicimizden gelen tebrik mesajları doğrultusunda bayramınızı şimdiden en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz Muhterem Hocam. Bayramların önemi nedir? Açıklar mısınız? Allah razı olsun. Bayramlar hayatımızın temel gayesini oluşturan zaman dilimleridir. Yani bütün bu size anlattıklarımın hedefinde ne var? Her gecenin Kadir Gecesi, her gündüzün bayram. Her gece Kadir Gecesi değil ama her geceyi Kadir Gecesi yapabilirsiniz. Salihlerden olursanız. Neden Kadir Gecesi'nin şeyi nedir, esprisi nedir? O gün Divan-ı Salih'in üyeleri yeryüzüne iniyorlar. Ama onlar inmese ve siz oraya çıkarsanız ne olur? O zaman her geceniz Kadir Gecesi olur. Her gününüz de bayram olabilir. Ne zaman? Daimi zikre ulaşırsanız. İşte bütün bu Efendimizin 40 yıldır anlattığı, biz de Efendimizin râhmet hadisinde aşağı yukarı 37 senedir devam etmemiz, size anlattıklarımız, bu hizmetlerin tek gayesi her gecenizin Kadir Gecesi olması, her gününüzün bayram olması. Bayramlarda herkesin birbiriyle kaynaştığı, birbirlerine sevgilerini ilettiği en güzel zaman dilimleridir. Hepimizin böyle olması lazım. Küslerler, küs olanlar barışır. Zaten Resulullah'ın ifade buyurduğu gibi 3 gün küs kalan bizden değildir daha fazla. Dolayısıyla bizim kardeşlerimiz zaten böyle değildir. Ama bayramlarda kardeşlerimiz arasında da birbirlerine olan sevgilerini en üst seviyede belirtmeliler. Sevgiyi en zirve noktada yaşamalılar. Bayramlar sevginin doruk noktaya ulaştığı zaman dilimleridir. Ben de bu Arefe gününde Allah-u Teala böyle bir cayini siz sevgili kardeşlerimizle beraber bize nasip ettiği için ona sonsuz hamd ve şükür ediyorum. Ve şimdiden hepinizin canı gönülden Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Daha nice bayramlara muhterem Efendimizin Livai Ham sancağı altında el ele gönül gönle Efendimizin nimetiyle Allah-u Teala'nın bizleri ulaştırmasını ve siz sevgili kardeşlerimizle el ele gönül gönle omuz omuza Efendimiz'den öğrenmiş olduğumuz ilmi bütün insanlara ulaştırmayı, öğretmeyi, yaşatmayı bize hepimize nasip kılmasını Efendimiz'in nimetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki sözleri burada tamamlıyorum.
Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutlu programdaki bayramdan sonra gerçekleşir inşallah. Tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Bayramınız mübarek olsun. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah sizden sonsuz razı olsun. Hayırlı ve mutlu bayramlar değerli izleyenler.